Sevgili arkadaşlar, öncelikle merhabalar. Bugün sizlerle Terme Beşikli Köyü'nde kayınpederimin 5 yaşındaki yomrasını birlikte budayacağız. Bundan önce budama yapmıştık. Eski görüntülerini ve yeni görüntülerini göreceksiniz ve arasındaki büyük farkı göreceksiniz. Şimdi hep birlikte sizlerle uygulamamıza başlayalım. Kendisi yomrayı çok sevmiyor. Ben de yomrayı seviyorum. Çakıldakçı kendisi. Şimdi budamamıza başlayalım. Önce frenlerimizi almakla başlıyorum. Altta büyümüş. Çekiyorum. Bakın. Önce fideyi bir yokluyoruz. İnce köklerinden ayırıyoruz. Bakın. Yaklaş. Gel. Yaklaş. Burada bakın. Bıçakla yokluyorum. Kök şurada bakın arkadaşlar. Kökü fındık bıçağıyla kestim ve çıktı bakın. Bakın. Fidanımız çok güzel bir şekilde çıktı. Yomrada çok kök olmaz. Çok fide olmaz yomrada. O yüzden dolayı yomranın fidanları değerli. Şimdi buradan kök fidan çıkartmaya çalışacağız. Bunlar gövdeye yakın. Buralardan bıçakla, bıçak yardımıyla fidan almaya çalışıyoruz. Bıçağı dibine sal. Saldım, dibine salıyorum. Yavaş. Az. Pinçek. Pinçek. Hı? Küçük bir pinçek oldu. Bir tamam, olsun, tutar. Olsun. Tutmasa da şansı artık. Ne olduysa. Bunda da biraz zor. Diğer tarafa geçeceğim. Kökün tersi istikametinde zorluyorum yani. Kökün tarafında değil, tersi istikametinde zorlayacağım. O yüzden dolayı karşıya geçtim. Bu tarafta ters gelecek bana. Gazeline kapur. Yine aynı yerine. Yerimi alacağım ben. Bu çok dip şeyde. Bundan kok olmayacak. Olmaz. Kok olmayacak. O yüzden bunu alıyorum. Balta da olsa yine olmaz. Şimdi de şundan olma ihtimali yüksek. Ondan dolayı şansımızı deneyeceğiz şimdi. Sevgili arkadaşlar. Olmayacak herhalde. Uğraşıyoruz ama nasibim mi? Arıyoruz arkadaşlar. Bakın. Uzak bir kök elde ettik. Tutarsa şansa diyoruz arkadaşlar. Bu da iyi. Şurada da bir tane küçük bir ışkınımız kaldı. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar gövde, tek gövde gördüğünüz gibi kalınlık. Bakın. Diyelim ve 5 parmakla bu şekilde bir kalınlık var. Tek gövde büyütmeyi düşünüyoruz. Şimdi budama işlemimize başlayalım. Arkadaşlar budama işlemimize başlıyoruz. Öncelikle alttaki gölge alan dallardan ilk önce kurtuluyoruz. Bakın ilk önce gözüme çarpan şu dal. Şu dalı hemen alıyorum. Çok güzel bir sürgün gelişimi yapmış. Bu arada budama makası kayınpederimin. O yüzden dolayı benimki evde. Bundan idare edeceğiz artık. Alt dalları kesiyorum. İçe giden dalları kesiyorum. Bir yaklaşır mısınız? Bakın, içe giden dalları, alt dalları komple alıyorum. Çünkü bunlar kötü fındık verir, iyi fındık vermez. Geri dönen dalları, içe giden dalları. Bak, alta dönmüş arkadaşlar. Bakın, alta dönmüş. Hemen kesiyorum. Bakın altta, en altta aşağı doğru gidiyor. Bunları alıyorum. Bunlar fidemizin, fındığımızın hava almasını da engelliyor. Bakın alta gitmiş. Alıyorum. Buradan görüküyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Bakın bunlar alta değecek. Neredeyse alta değecek. Bakın. Alta değecek. Bunları da hemen kesiyorum. Alta dönen dalları, ince, cılız dalları İlk önce temizliyorum. İşe gitmiş dalları temizliyorum. Bu dursun. O çünkü güzel bir dal. Bakın arkadaşlar. Şu. İkisinin arasında bakın arkadaşlar. İkisinin arasında bundan bir şey olmaz. Zaten tipinden belli. Cılız bir dal. Hemen bunu kesiyorum ve ikisindeki arasındaki farkı da aşmış oluyorum. İnce kötü dalları yine kesiyorum. İçe giden dalları kesiyorum. Hamda. Bakın. Bu da içeri gidiyor.
Bu da içe gidiyor. Bunları bu şekilde alıyorum. Bakın arkadaşlar. Abi lan. 5 yaşında. Şunu Ahmet. 5 yaşında beni rahatlıkla şu anda beni dartabiliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. İçindeyim. 5 yaşında beni tartabiliyor. İçindeyim şu anda gördüğünüz gibi. Rahatlıkla beni tartıyor. Çalışmamıza şimdi yine devam edelim. Burada şimdi arkadaşlar sert kesim mecbur yapacağız. Sevgili arkadaşlar, öncelikle alacağımız dalları kafanızda belirleyin. Bakın şurada bakın. 3 tane çok güzel bir sürgün, bakın. Çok güzel bir sürgün. Görüyorsunuz bakın. Çok güzel bir sürgün. Ortada. Ortadaki bunlara zamanla gölge yapacak. Bunu zamanında ayırdık. Şimdi mecbur kesmek zorundayız. Elimizde fındık bıçağı var. Fındık bıçağıyla bu dalı ortadan alacağız şimdi arkadaşlar. Biraz zor olacak ama mecbur. Elimizde imkanlar bunlar şimdilik. Normalde budama testeresiyle aldığımız dallar bunlar. Tırnak bırakmadan düzgün bir kesim yapmaya çalışıyorum. Çatlatmadan ve dalımızı aldık arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Buradan büyüyen dallar burayı kapatacak zaten. Kesmekten kesinlikle korkmayın. Bakın geriye dönmüş bir dalı da alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu tarafa geçelim. Burada da bakın arkadaşlar yine 3 tane süper dallar. Diyeceğimiz her zaman bu mecbur ortadaki dal olacak. Bakın bu dal bundan çok kuvvetli ama ikisi birbirine yakın. İkisi birbirini burada gölgeleyecek. O yüzden dolayı ikisinin arasını açmak için bu dalı kesmek zorundayım ve kesiyorum arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Ve kestim. Bakın arkadaşlar, ara süper bir şekilde açıldı. Bu dal zamanla bu dala yetişecek. Yani o konuda sıkıntınız olmasın. Şu anda ocağımız vazo gibi açıldı. Şimdi budama işlemimize devam edeceğiz. Arkadaşlar, budama işlemimize devam edelim. Bakın, birbirinden uzaklaştıracağımız şekilde kesmemiz lazım dallarımızı. Dışa bakan gözlerden yine kesiyorum. Bakın buradan tepe vurumu yapmışım arkadaşlar. 1 metre, 1,5 metre fındık uzamış. Uzatma makasımız da yok. Elimizdeki imkanlara mecbur. İçe bakan dalı kestim ve şimdi yine dışa bakan gözün üzerinden kesiyorum. Dışa bakan gözün üzerinden kestim. Yine bu tarafa gelelim. Burada da aynen bu şekilde dallanmalar var. Birbirine yakın olan dalı kestim. Sol tarafa yönlendirdim. Pardon, sağ tarafa yönlendirdim. Dışa bakan gözün üzerinden yine tepe vurumu yapıyorum. Yine dışa bakan gözün üzerinden tepe vurumu yapıyorum. Çok güzel sürgünler büyümüş. Her uçlarında 1'er metreden fazla sürgün var. Şu an 5-6 yaşındaki ocağın ortasındayım. Yani beni dert alabilecek kapasitede. Bir dahaki sene tahmin bile edemiyorum arkadaşlar. Dışa bakan gözün üzerinden kesiyorum. Güzel bir püskürlenme var. Dışa bakan gözün üzerinden kesiyorum. Bunu her sene birlikte kayınpederimde buluyoruz. O da zevk alıyor bu işlerden. Bakın arkadaşlar, burada bu tarafa geçeceğiz. Bakın arkadaşlar, yine üçlü dal. Üçlü dalın ortasından alıyoruz arkadaşlar. Birbirinden uzaklaştırmak için. Sürgün bunda fazla ama bunu kesiyoruz. Kesmekten korkmayın. Bunun neticelerini sizlerle paylaşacağız. Bakın dışa bakan gözden yine kestim. Burada da dışa bakan gözün üzerinden kesiyorum. Bunu da dışa bakan gözün üzerinden kesiyorum. Dışa bakan gözlerini, hep dışa bakan gözlerinden kesiyorum. Sevgili arkadaşlar, son halini sizlerle paylaşayım.
ocağımızın etrafında 360 derecede dönüyorum şu anda. Yaptığımız işlemler. Şuradan bir dal çıkarttık. Bakın buradan gidiyordu. Buradan bir dal çıkarttık. O da ortadan gidiyordu. Dalların arasını açtık. Bakın arkadaşlar. Diğer tarafta o kadar bir sert çalışma yapmadık. Çünkü dallar uygun müsaitti. Şu atlardan çok dal temizlemedim. Bakın seneye alacağımız dal şurada. Şu dal. Bundan şu anda fındık almak istiyorum. Seneye de şu dalı alacağım. Altta kalacak. Bunlar zaten büyüyecek. Burada bu altta gölgeleneceği için bu dalı seneye alacağım. Bakın arkadaşlar. 360 derecede şu anda bakıyoruz. Tek gövde şeklinde yaptığımız, tek dal şeklinde yaptığımız bu çalışmamız. Her sene bunu birlikte buluyoruz. Bakın arkadaşlar. Kesim noktaları tırnaksız bir şekilde yapıyoruz. Sıfır. Bunu fındık bıçağıyla yaptık mecbur. Bu dalımızın, tek dalımızın budama işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi uç kesimlerini komple yaptım. Ortayı komple boşalttım. Ve üçlü dalların ortasındaki dalları aldım. Ve dışa doğru dalımızı yönlendirdik. Güzel bir çalışma oldu. Bu ocağımızın geçen seneki videosu kanalımda var. Oradan bakabilirsiniz. Videoma da ekleyeceğim. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.